son yapıyoruz. Bravo! Evet evet, bravo bravo bravo, çete 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 çete, bravo bravo. Evet 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 evet, bravo bravo bravo, çete 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 çete, bravo bravo bravo. Evet 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 evet, hadi hadi. Daha boş duracağım. Malzemeleri götürdüm. Bir şunu söyleyeyim, Iğdır Spor'a gelmeden önce başkanımızla bir görüşme yapmıştım. Yeni çıkmış bir takım ama hedefleri olan bir takım. Kısa sürede üstlükleri hedefliyor. Başkanımızla görüştüğümüzde böyle bir proje, böyle bir sunum bize yaptı. Ben de menajerimiz Değer abi olmak üzere 2-3 gün bir müsaade istemiştim işlerimden dolayı. Ve sonrasında hiç düşünmeden Iğdır Spor'un teklifini kabul ederek burada başlamış olduk. Kampımız güzel gidiyor. Hocalarımızın yapmış olduğu program doğrultusunda iyi çalışıyoruz. Hem gençlerle beraber hem biz tecrübeliler olarak güzel bir takım oluştu. Çalışmalarımız dediğim gibi güzel gidiyor. İlk etabını Perşembe günü bitireceğiz. Ondan sonra da Afyon'da ikinci etaba devam edeceğiz. Burada iki tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu hazırlık maçlarında da kendimizi görme adına iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi şu anlık bir sıkıntımız yok. Ben hem hocalarıma, hem menajerimiz Değer abiye, hem de başkanımız Can Türk Bey'e teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğu için. Nasıl görüyorsun yani? Tabii ki yani yapılan transferler itibariyle baktığınız zaman evet bu takım şampiyonluğa oynayacak. Ama şampiyonluğa oynarken bunu biz sahada göstermemiz gerekiyor. Hani isimlerle değil, sahada verecek olduğumuz mücadeleyle beraber biz bu şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Bunun çok örnekleri var. Çok kaliteli oyuncularla kurulu takımlar hüsrana uğramıştır. Biz bunun bilincindeyiz. O doğrultuda çalışıyoruz. Dediğim gibi ayaklarımız yere sağlam basacak ve sahada mücadele ederek bütün takım halinde. Dışarıda da tek yürek olduğumuz zaman, tek yürek olduğumuz zaman Allah'ın izniyle Iğdır Spor bu sene ikinci lige çıkabiliriz. Son olarak taraftara bir mesaj. Şimdi yeni yeni açılıyor malum pandemiden dolayı. Onlar da heyecanlı biliyoruz. Çünkü 16 yıllık bir özlem var. 16 yıl sonra bir profesyonel takım müdürler maç oynayacak. Biz de heyecanlıyız. Karşısına çıkmak için. Hani çok da bir bilgimiz yok ama şöyle bir şey var. Takip ettiğimiz kadarıyla futbolu çok seven bir şehir. En kısa sürede onlarla buluşmak istiyoruz. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemesinler. Biz onları mahcup etmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz geçen sezon şampiyon olduk. Tabii ki Bağ Ligi ve 3. Lig kalite farkı var. Biz ona göre, onu düşünerek bu sene bir mix bir takım yaptık. Tecrübeli oyuncularla, genç oyuncularla böyle bir takım kurduk, proje takımı yaptık. Şimdi bizim sadece bu sene düşünerek değil, bana göre seneye de bu takım 2. Lig'e de şu anda bu kadroyla ufak bir takvirlere PT Lig zorlar. Bu sene çok zor bir grupa düştük. İyi bir takımlar var. Aksaray olsun, İskenderun olsun, Tuğce olsun. Bütün takımlar çok zor bir takımlar ama biz kendimize güveniyoruz. Kadroya güveniyorum. İyi çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir şartlara bize yönetim kurulu başkan sundu. Biz de onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve en iyi şekilde ikinci kampa hazır bir vaziyette gireceğiz. İşte o taksi seri şeyleri yapacağız o final antrenmanlarla. İlk maça hazır oluruz. Hocam bir kampı değerlendirdiğimizde yeni oyuncular kaynaşma ısınma vesaire nasıl, süreç nasıl ilerliyor şu an? Tabii ki başında biraz kolay değil. Çoğu oyuncular birbirinizi hiç tanımıyorlar. Ama biz onu yavaş bir şekilde şimdi artık 22-23 antrenman yaptık burada. Adapte oldular. Herkesi sevdi. Çok iyi bir çünkü futbolda sadece iyi futbol oynamak değil. İyi bir aile, iyi bir ekip olursak başarı gelir. Ben inanıyorum ki şu anda %80-90 kaynaştık ve çok harika gidiyor.
Hocam taraftar çok merak ediyor. Çünkü ikinci lige ilk defa çıktı ve çok merak ediyor neler olacak diye yeni futbolcular vesaire. Siz onlara bir mesaj olarak ne göndermek istersiniz? Şimdi bu taraftarı en iyisi ben tanıyorum. Çünkü ben onunla bir sezon geçirdim beraber. Çok ateşli bir taraftarımız var. Onlar çok merak ediyorlar. Yazıyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Ben de onlara anlatıyorum ne düşünüyoruz ve orada sabırsızla bekliyoruz. Ben çok seviyorum onları gerçekten. Bize çok destekliyorlar. Geçen son sezon pandemi var, her şey yasak var ama köşelerde, çatılarda her yerde bizi desteklemeye çalıştılar. Ve biz de sabırsızla bekliyoruz onlara kavuşma diye. Teşekkür ederim. Çok neler söylemek istersiniz? Öncelikle yeni sezon tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız. İyi oynayanın kazandığı bir sezon olmasını diliyorum. Evet, yeni yönetimle birlikte, Can Türk Başkanımızla birlikte, yeni kadromuzla birlikte, şampiyon Demirović hocamızla birlikte yola devam ediyoruz. Önemli bir takım kurduk. Önemli bir futbolcu grubuyla çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk inşallah. Biz dışarıda elimizden geleni yaptık futbolcularımız için. Artık söz onlarda. Bundan sonraki dönemde de futbolcularımız elinden geleni yapacaklar. Hedefimiz tabii ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde kalmak. Ligin sonunda da şampiyonluk ipini göstermeyi ümit ediyoruz. Kamp süreci, şu an Kızılcahamam'dasınız. 10 günü geçti kamp süreci. Daha bir haftanız daha var. Bu süreç nasıl ilerliyor? Neler söylemek istersiniz? Bir hazırlık maçı yaptık. Perşembe gününe kadar Kızılcahamam'da devam edeceğiz. İki hazırlık maçımız daha var. Ardından 1-2 günlük iznin ardından Afyon'da tekrardan top başı yapacağız. 11 günlük kampımız var Afyon'da. İlk maçımıza Afyon'dan hareket edeceğiz. Alanya Kestel mücadelesinde. İnşallah o mücadeleyi de kazanıp Iğdır'a taraftarlarımıza 3 puanla merhaba diyeceğiz. Evet. Taraftar demişken son olarak taraftara bir mesaj vermek istersin, neler söylemek istersin? Elbette. Gerçekten önemli bir şehir. Gösterdikleri ilgi için, verdikleri destek için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Arıyorlar, sosyal medyada yazıyorlar, kulübü de arıyorlar. Gerçekten çok teşekkür ederiz verdikleri destek için. Bu takım Iğdır için kuruldu, Iğdır şehri için kuruldu, Iğdır taraftarları için kuruldu. Gerçekten başkanım Can Türk Beyefendi'ye de çok teşekkür ederim. Ne dediysek yaptı, sağ olsun. Iğdırlıların gururla gerçekten sokaklarda dolaşabileceği bir takım, çok sevineceği takım. Onları gururlandırmak için böyle bir takım kurduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun.